Eski Başkanı İlker Başboğa, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçe, Profesör Hilmi Fatih Hilmioğlu'na, Erol Manisalı'ya, Mustafa Balbay'a, Mehmet Haberal'a, Kemal Alemdaroğlu'na, Tuncay Özkan'a, emekli orgeneraller Şener Eri Uygur, Hasan Öksöz ve Hürşit Tolan ile birlikte Ferit İlsever, İsmail Hakkı Pekin, Dursun Çiçek, Sevgi Erenerol, Deniz Yıldırım, Ergun Poyraz, Mehmet Perinçek, Kemal Kerinçsiz ve burada ismini sayamadığım diğer yurtseverlere verilen cezaları kabul etmiyoruz. Değerli dostlar, milletten kaçırılarak İstanbul'un hem uzak bir ilçesinde hem yerleşim yerlerinin dışında ve hem de bir bozkırın ortasında cezaevi içinde ses ve görüntü kayıtlarının alınmasına da izin verilmeyen bu dava hukuk davası değildir. Siyasi bir dava da değildir. Bu dava Türk milletine, Türk Cumhuriyeti'ne ve Türk ordusuna karşıdır. Bu kararları tanımıyoruz. Bu kararlar hatırlayacağınız üzere 5 Kasım 2007'de Amerika'da Oval Ofis'te George Bush ile Tayyip Erdoğan buluşmasında alınmıştı. 30 bin yurttaşımızın katili olan terörist başı Abdullah Öcalan bugün eğer yeni anayasa çalışmaları kapsamında anayasa uzlaşma masasına oturuyorsa, müzakere denerek Oslo'da, İmralı'da muhabbet ediliyorsa, terörist başına İmralı'da ev inşa ediliyorsa, Erzincan'da 33 askerimizin şehit edilmesinin sorumlusu Şemdin Sakık tanık olarak ifade verirken, Türk Silahlı Kuvvetleri sanık durumunda ve emekli orgeneral Işık Koşener'in tanıklığı kabul edilmiyorsa bu cezaları tanımıyoruz. Türk bayrağımızı açan vatandaşımızın gözaltına alınmasına da, PKK paçavrasını açanın alkışlanmasına da, Türk milliyetçiliğini ayaklarımızın altına aldık açıklamasına da, Türk milleti sözcüklerinin anayasadan çıkarılmasına da, yerel yönetimlere özellik verilmesine de, ana dilde eğitim isteklerine, genel affa, Hizbullah ve El-Kaide militanlarının salıverilmesine isyan ediyoruz. Genelkurmay eski başkanı, emekli orgeneral İlker Başbuğ, eğer bir terör örgütü lideri ise Genelkurmay başkanı derhal görevinden istifa etmelidir. Eğer Ergenekon ve Balyoz davaları ile bu tutuklamalar olmasaydı açılımı yapamazdık diyorlar. Milliyet gazetesinin yayınladığı Abdullah Öcalan ile BDP heyetinin görüşme tutanakları ülkemize kurulan tuzakları bütün çıplaklığı ile göstermiştir. Bu tuzak yeni anayasa adı altında ülkemizin bölünmesi, cumhuriyetimizin ve laikliğin ortadan kaldırılması, özet olarak anayasadan Türk milletinin sürülmesi ve başkanlık sisteminin getirilerek üniter yapımızın ortadan kaldırılmasıdır. Türk milletine karşı yapılan tertiplerin nedeni artık iyice anlaşılmıştır. Öcalan, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan operasyonlarda Tayyip Erdoğan'a destek olduklarını söylemektedir. Türküyle, Kürdüyle, Türk milleti olarak bunlara izin vermeyeceğiz. Türk milletini ayaklar altına almak isteyenler, Türk milletinin ayaklarının altında kalacaklardır. AKP iktidarı yıkılacak, bir milli hükümet kurulacaktır. Milli hükümet, vatan ve millet düşmanlarından hesap soracak ve suçları sabit görülenler cezalandırılacaklardır. Şu unutulmamalıdır ki, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadele için Samsun'a çıkışından bir süre sonra
İstanbul hükümeti tarafından hakkında idam kararı verilmişti. Fakat Atatürk boynunda idam kararıyla Türk milletini birleştirmiş, Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmıştı. Bugün de yapacağımız şey vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği, ülkemizin bağımsızlığı temelinde bir araya gelmek, Atatürk'te birleşmektir. Artık sağ sol ayrımı kalmamıştır. Milli ve gayrimilli ayrımı söz konusudur. Söz konusu vatandır, gerisi teferruattır. Silivri zindanı yıkılacak. Silivri zindanı yıkılacak. Ergene Konyalı'nı, Amerika planı. Ergene Konyalı'nı, Amerika planı. Ergene Konyalı'nı, Amerika planı. Ergenekon'dan çıkmak için, Türkiye'ye sahip çıkmak için vicdanları isyana çağırıyoruz. Teşekkür ediyoruz.